Elfaz-ı küfür ne demektir? Elfaz-ı küfür demek kişiyi küfre götüren lafızlar, kişiyi küfre götüren sözler demektir. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, ne olur şu dediklerimi dikkatlice dinleyin. Büyük bir hastalık olan elfaz-ı küfür bizim şu an yaşadığımız bu İslam toplumunda maalesef çok yaygın. Ne yazık ki, yani içim acıyarak söylüyorum, Müslümanlıkla yorulan bir yurtta, ezan-ı Muhammed'in sesinin hiç dinmediği bir memlekette şu an ben elfaz-ı küfrü utanarak anlatıyorum. Ama maalesef şu an elfaz-ı küfür toplumumuzda çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kelimetül küfr, yani elfaz-ı küfür ne demektir? Peygamber Efendimiz ile sahabe-i kiram Tebuk seferine gidiyorlar. Tebuk'tan döndükleri zaman ayet-i celilere nazil oluyor. Peygamber Efendimiz orada şehit olan Müslümanların şehadetlerini ortaya koyuyor, övünüyor. Onlar şehittir, onlar büyük bir makamın sahibidir diyor. Ama orada adı Cül'as olan bir münafık, bir kafir Peygamber Efendimizin sözleriyle dalga geçiyor. Muhammed'in bizim kardeşlerimizin hakkında söyledikleri sözlere bakın. Bu sözlerin aslı asları yoktur diyor. İşte ayet-i celile orada nazil oluyor. Yani kelimetül küfr, yani insanı küfre götüren kelimeler. Kur'an-ı Kerim'de kelimetül küfür çok kullanılır. Nerede kullanılır? Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyenler için kullanılır. Yani Hazreti İsa haşa Allah'ın oğludur diyen bir kişi dinden çıkmıştır, küfürdedir. Hristiyanlar zaten Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diye kabul ettikleri için onlar dinden çıktılar. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Onlar dalalete düştüler. Elfaz-ı küfürü şu anki toplumumuzda biraz söylemek istiyorum. Bazen birkaç yerde oturuyoruz, bazen şahit oluyoruz. Allah bizi şahit etmesin. Bir yerde oturuyoruz, bakıyorsunuz bir Müslüman şunu kullanıyor. Efendim, haşa sen Allah'ın kardeşinin oğlu musun? Yani bunu Kürtçe söyleyeyim mi? Yani şöyle diyorlar. Mahaşa matukurre huşke hodey. Böyle kelimeleri duyuyoruz değil mi? Yani böyle bir kelimeyi kullanan bir Müslüman dinden çıkmıştır. Yani mürted olmuştur, irtidat etmiştir. Elfaz-ı küfür, küfre götüren kelimeler. Yani zarurat-ı diniyeye, Kur'an'a, sünnete, ondan sonra Allah'a, peygambere, yani kutsal olan ne var ise dine, imana, İslam'a küfretmek, haşa Allah'a küfretmek, peygamberine küfretmek, İslam'a, imana, Kur'an'a, sünnete küfretmek kişiyi dinden çıkarır. Gençlerimizin ağızlarından bu kelimeleri çokça duyuyoruz. Yani bakıyorsun adam utanmadan, Allah'tan korkmadan haşa Allah'a küfrediyor. Küfreden Müslüman peygambere sövüyor bazen. Neymiş efendim, benim sinirim tepeme çıkmış. Tamam da senin bu kullandığın kelimeler elfaz-ı küfürdür. Yani seni küfre götürür. Peki bunun sonucu ne olur? Yani Allah etmesin, siz böyle bir kelimeyi ya şaka yoluyla, ya kasten, ya da öfkelenerek kullandınız. Sen Allah'ın oğlu musun? Allah sana torpil geçmiş. Ben ahirete zaten inanmam. Ne varsa bu dünyada vardır. Bu dünyada yaşarız, bu dünyada tadarız, bu dünyada ölürüz. Ahiret diye bir şey yoktur. Hiç kimse bizden hesap sormayacaktır. Dünya bizlere yeter. Biz zaten ahiretin varlığına inanmıyoruz diyenler var içimizde, görüyorum. Nerede hocam cennet, nerede cehennem? Bir haksızlığa uğradığı zaman Müslüman, tamam sen haksızlığa uğradın, zalimler için yaşasın cehennem diyorsun. Bu sözü söylediğin zaman ya bırak hocam sende ne cehennemi? Bu dünyada ben göreceğimi görürsem ne mutlu bana. Ben diğer dünyada görmüşsem ne, görmemişsem ne? Zaten cennet, cehennem varmış ne, yokmuş ne? Yani bu sözleri işitiyoruz, bu sözleri duyuyoruz. Bu sözleri kullanan bir Müslüman küfre düşmüştür. Müslüman evlidir, hanımı var Müslüman. Haşa Allah'a, peygamberine küfretti Müslüman. Elfaz-ı küfrü kullandı, ne oldu? Bu Müslüman İslam dininden çıktı mı? Çıktı. Peki İslam'dan çıkan bir kişinin nikahı düştü mü? Düştü. Bir Müslüman bayan şeriata göre bir kafir erkekle evlenemez. Müslüman bir hanım gayrimüslim birisiyle evlenemez. Yani Hristiyanla, Yahudi ile, başka dinden olan birisiyle evlenemez. Sen elfaz-ı küfrü kullandığın zaman dinden çıktın. Dolayısıyla senin hanımının nikahı otomatikmen düştü. Yani senin hanımın senden boşandı.
Allah etmesin aziz Müslümanlar, çok tehlikeli sözler bunlar. Yani haşa haşa, bazen duyuyoruz, vay efendim ben şunu yaparsam, haşa ben sizleri tenzih ediyorum, anam avradım olsun diyen Müslümanlar var. Ama sonra bakıyoruz o yapmam dedikleri şeyi, yani ben bunu yaparsam şu olsun şu olsun diyen Müslüman, sonra şahit oluyoruz ki onu yapıyor. Yaptığın zaman gitti Müslüman. Sen elfaz-ı küfrü kullandığın zaman, böyle büyük bir büyük yeminleri kullandığın zaman senin nikahın düşüyor, senin nikahın gidiyor. Müslüman elfaz-ı küfrü kullandı, Müslümanın nikahı düştü. Yani eşi boşandı, ne olur? Bu Müslüman eşiyle beraber yatağa girer. Yarın öbür gün bu Müslümanın çocukları olur ve çok affedersiniz bu çocuklar veled-i zina olur. İşte durum bundan ibaret. Yani çok tehlikeli bir konu. Ben bu konuyu söylerken bile benim vallahi dilim titriyor. Bu konuyu dile getirmek çok zor ama maalesef toplumda böyle bir hastalık var. Rabbim bizleri bu hastalıktan bir an önce muhafaza eylesin inşallah. Ne olur aziz Müslümanlar, tevbe edelim. Böyle kelimeleri hayatımıza kullanmışsak gidelim nikahımızı tazeleyelim. Bunun hiçbir ayıbı yok. Asıl ayıp ahirettedir. Hazreti Hasan'ın dediği gibi el ar hayrun minen nar. Bu dünyada utanalım, bu dünyada yüzümüz kızarsın ama ahirette Allah'ın huzurunda yüzümüz kızarmasın. Bu dünyada rezil rüsva olalım ama ahirette cenneti kazanmaya talip olalım. Rabbim cümlemizi bu tehlikeli kelimelerden, kelimetül küfürden, elfazı küfürden, zarureti diniyeye küfretmekten muhafaza eylesin. İnşallah başta beni sonra da sizleri Kur'an'ın ve sünnetin etrafında cem eylesin.